Herkese selam arkadaşlar. Steam'de başıma gelen bir olayı size aktaracağım. Sizin de başınıza gelmesi aynı. Bu şekilde çözüm yolu bulmaya çalışacağız. Şimdi Steam'e girdiğimde tabii ki de benim almış olduğum oyunlar hesabım mağazamda şeylerim duruyor. Şimdi oyuna girdiğimde şu üst tarafta şöyle görünmüyor. Kırmızı bakın. Sağ üst tarafta kırmızı bir hesap bildirimimiz var diyor. Buna tıkladığımda hesabınız başkaları tarafından erişmiş olabilir diyor. Ve oyuna girdiğim anda yani nasıl fark ettim? İlk önce bunu böyle fark etmedim. Direkt oyuna girdiğim zaman oyunda ekran bozukluğu vardı ve bundan tabii ki şüphelendim. Bu ekran karşıma çıktı. Aynı zamanda şimdi oyunu açarken de sizlere göstermek istiyorum. O açarken de ne yapmamız gerekeceğini de sizlere şimdi söyleyeceğim arkadaşlar. Destek ile ilgili iletişime geçeceğiz. Bakın oyuna girdim. Mesela FIFA 22'yi açıyorum. Normal oyun açıldı. Şu ana kadar her şey normal. Bakın burada oyun başladığı anda bakın burada ayarlarımızı giriyoruz. Bakın ekran kocaman oldu. Ekranda bir şeyler değişiyor ama bu yüzden Steam hesabı başkaları erişmiş. Büyük ihtimal bu durum yazıcı demişim. Virüslerden kaynaklı ya da mailinize gelen bir linke tıkladınız. Ondan kaynaklı olabilir. Şimdi Steam ile ilgili iletişime geçiyoruz arkadaşlar. Burada iletişime geçtiğimiz anda sizden tabii ki de yapmanız gereken iki adımı söylüyor. Bir e-posta adresini değiştirin. Diğeri ise bilgisayarınızı taratın arkadaşlar. İkisinden birisi tabii ki de riskli durumlar. Şimdi iletişime geçtikten sonra iletişimde şöyle yapayım da siz burada hesapta kullanılan telefon numarası, kart, Master mı, Visa mı, kartın son hanesini ve kartın üzerindeki isim, soy isim bunu iletişim merkezine yazıyorsunuz desteğe. Destek de size tabii ki de hesabınızı tekrardan aktif hale getiriyor. Burada benim e-posta adresim değişti. E-posta adresi değiştiği için sıkıntı olmayacaktır. Çünkü siz diyor ki ne kullanılan ilk e-postayı yazınız diyecek. Siz de kendi e-postanızı yazacaksınız ve bu bilgilerle hesabınızı tekrardan aktif edeceksiniz. Bu durum genelde 24 saat içerisinde gerçekleşiyor. 6 saate kadar bulabiliyor. Sıkıntı olmadığı takdirde hesabınız tekrardan açılıyor ve şifrenizi seçip tekrardan oyununuzu oynamaya devam ediyorsunuz ve hesabınıza erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Yorum kısmına da sorularınız, çözemediğiniz durumlar olursa da yazmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.